Ramzan tuyida ashaddiy obunachilar uchun mana 1.5 yil munosabati bilan katta aksiya 30% boshladik. Agarda sizlarga mana shunaqa islomiy sovg'alar kerak bo'lsa, O'zbekiston Qoraqalpog'iston Respublika aro dastavka bepul to'lovni chet elda bo'lsa-da kart orqali amalga oshirish imkoniyati bor. Uylanayotgan bola kelinni xayolidagi o'zi tasavvur qilgan kelin bo'lishini xohlaydi. Kelin ham turmushga chiqarkan kuyov balani o'zini xayolidagi, orzusidagi yigit bo'lishini, ingliski bo'lishini xohlaydi. Doim meni qo'lida ko'tarib yuradi, doim meni sizlab gapiradi, o'pib erkaladi, xullas shunday boshda ko'tarib yuradi deydi. Xayolida. Faqat unga xizmat qilishini xohlaydi. Kuyov bola ham xuddi shunaqa. Lekin vaqt o'tishi bilan mana yangi uylanganlarimiz kulyapti. Yangi u ham bu narsa bitta narsani talab qilyapti, bu ham bitta narsani talab qilyapti. Biri ikkinchisini xizmatini qilishni hech qaysi xayolga keltirmayapti. Faqat menga xizmat qilinadi deyapti. Ini qarabsizki, 1 yil yarim yil o'tgandan keyin to'qnash bo'ladi. Ini kelishmovchiliklar paydo bo'ladi. Erkak kishi, birodarlar. Qaraylar-da, hali farzandlar haqida gapirmayapmiz. Ha? Agar tarbiya qilishlikda ayoli sizga sherik bo'lmasa, bolalarni islomiy tarbiya bilan tarbiyalashi kerakligiga ayolingiz ham sizga yordamchi bo'lmaydigan bo'lsa, ishonavering, qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Ayolingiz yordamchi olsun birinchi sizga. Kishi, erkak kishi ayoli bilan qachon saodatli bo'ladi? Nima qilsa saodatli bo'ladi? Ayoliga Robbisini tanitsa. Ayoli Robbisini tanisin, shundan keyin bu ayol o'zini erini baxtli qila oladi. Shundan keyin bu ayol erini qanaqa haqlari borligini biladi. Shundan keyin ayol Allohni tanigandan keyin erimi xizmatini qilsam, bu ibodat ekan. Erimi rozi qilsam, Allohning roziligiga yaqinlashaman ekan deydi, shunda erini xizmatida qoyim bo'ladi. Erkak kishi ham ayolini Allohni taniganidan keyin yelkasidagi omonat ekanligini tushunsa, unga qilgan muomalasiga qiyomatda javob berishligini o'ylasa, ayolini xizmatida bo'ladi. Er Allohdan qo'rqib ayolning xizmatida, ayol Allohdan qo'rqib erning xizmatida. Faqat shunda xonadon saodatli bo'ladi. Nima deylar? Islomiy jamiyatda birodarlar, odamlarda erkak bilan ayolning o'rtasidagi aloqani iymon bog'laydi. Allohdan qo'rqish asosi ustiga quriladi. Endi dunyo parasi odamlarda moddan ustiga quriladi. Masalan, brashni kontrakt deb qo'yadi, mana bilasizlar, g'arbda eshitgansizlar. Turmushga chiqadi, kontrakt tuzadi. Mabodo ajrashsak, menga moncha, senga moncha. O'shuning uchun iloji boricha boyroq odamga turmushga chiqishga harakat qiladi bu g'arblik ayollar, qari bo'lsa ham, xunuk bo'lsa ham, lekin nimasi bo'lsin? Qarang, u turmushga chiqqandagi niyati buzuq o'zi. Unga turmushga chiqadi, 1 yil 2 yil yashaydi-da, ozgina sabab bo'lib qolsa ajrashadi. Chunki maqsad nima edi ulardan? Maqsad undan yulib olishligida. Ammo musulmon ayol musulmon erkakka ketayar ekan, musulmon erkak musulmon ayolga uylanar ekan, Allohning roziligini o'ylab turib turmush quradi. O'shuning uchun ukalar, ajrashishlik nihoyatda ko'p. Ajratib olishlik ham nihoyatda ko'p. Arzimagan sabab bilan onalar arzimagan dunyoda latta luttasini da bir ikki og'iz sassiq gap uchun oilanishat buzib tashayapti. Mana kecha bittasi shikoyat qilib keldi. Kelinim yashayman deyapti. Kuyovim yashayman deyapti. Ikki tomondagi xotin unamayapti. Endi bu xotinlarni erlari tarbiyalaganida turmadi. Qizing yashayman deyapti. Qizi ketaman desa ushlab turishdi kelmadi majbur. Yalanib kelishsin deyapti ekan. Bu nima qanaqa tushuncha? Qani kafillik ikkinchi turmushi bilan baxtli bo'lib ketishiga bu bolani. Bu turmushga chiqib ko'rgan juvonda biroq olishligiga qani kafillik? O'shuning uchun birodarlar, farzand tarbiyasidagi birinchi qiladigan ishimiz ayollarda tarbiyasi. Ayollarda tarbiyasi. Erkak kishining hayotida qiladigan eng yaxshi amali bilasizmi nima? Pul topib, chek olib, o'g'illarga imorat solib, uylab joylab, to'r yog'ini taqilib ketishi. Bu bizning tushuncha shunaqa. Va mana shu narsaning yo'lida umr sarf bo'lib ketyapti.
İkide bolu vardı, üyeler bittersin yaşıkını çıkardı. Bu oldu, yani bir malar ibadet yok. Yana pul tapış gerek. Şeyhler ne mobket yaptı? O oğlum ikide oğlu var. Küçük de üçte var. Buradalar, Müslüman adam rızk Allah'tan da iman getirgen boladı. Siz ölüp kesseysem ki, balayız öşü rızkını, çekini topup, pitirişliğini kıp getir orada. Erkek kişinin hayatı da kıladırken en yakşı amalı bu farzantlarına adab verişi. Eğer İslam ile terbiye kılınken yigit, İslam ile terbiye kılınken ayol olsa, otası talim vergen olsa, ayolu kesel bulup olsa, bunu da terbiye körgen yigit, ayolun taşı başka ayol yüklenmeydi. 10 yıl, 20 yıl hizmet izi kıldı, bir kesel bulup kaldı, hizmet izi yerime kaldı. Ablak buluş gerek. Şat bunu koyuvarıp dur, başkasını alıp geçirdik ya. Ne mi demediler? Ya ki ayol, 20 yıl, 30 yıl eri bilen yaşadı, eri bemor bulup kaldı, kesel bulup kaldı, ya ki pul topuş yerime kaldı, kembe kalıp kaldı. Tasavvur kılalı esirler mi? Şat erin taşıp getip kalıştı yine. Müslümanlar da çünçesi de bunası umumen akıl gısık mıydı? Çünkü Allah'dan korkadı Müslüman adam. Hulasa, eğer ayolunun hizmetini kılış ve bana çünkü sabır kılış bilen Allah'a yakınlaşadı. Ayol ham erinin hizmetini kılış ve onun sabır kılış bilen Allah'a yakınlaşadı. Eğer şu kayda işlese ailede, bu aile elbette saadetli olur. Ne müşahitli bu yaptı? Peygamberimiz attılar, Allimu avladakum ve ahlikumul hayr ve addibuhum. Farzandlaringiz ve ailelerinizge yaxshilikni o'rgating ve ularga odob bering. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar İmam-ı Tabarani rivoyatlarida addibu avladakum ala thalathi hisolin. Farzandlaringizga 3 ta xislatni o'rgatinglar. Hubbi nabiyikum ve hubbi ali baytihi ve tilavatil Qur'an. Nabiyingizni yaxshi ko'rishga, uni oilasini yaxshi ko'rishga ve Kur'an talavatıya. Ballarıyla 3 tane sana örgütüyorlar. Peygamberini yakış görsün. Peygamberini ailesini yakış görsün. Ve Kur'an talavatını örgütüyorlar. Şimdi faraz kılayım. Şat bardızda bugün. Balam, Peygamberimizi yakış gör bugünden başla. Peygamberimiz ailesini bugün yakış görmesin bu mıydı? Yakış gör. This is. Bu külgülü halat buladı. Ha siz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtmayan bu siz. Ailesini tanıtmayan bu siz, kayağıdan yakış görsün. Adam nemanı yakış görüldü? Özü tanıgan bilgen de yakış görüldü. Şunun için, buna ki peygamberde ailesini yakış gördü, şap dabdurustan büyürüştü onu ki, peygamberimizin hayatını ayeti verin. Hulkatı varı, rahmet hakkı da hikayeyi verin. Peygamberimiz yaşbolları bilen kanka bir halatta muamalıkı yanına ayeti verin. Mesela, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste oturgeni de, on tamamı da Abdullah ibn Abbas, yaş bala boladı. Çap tamamı da Ebu Bekir Sıddık oturadı. Peygamberimiz gibi bir içimlik yap gelişedi. Resulullah içediler de sünnetki muvaffak on tamamı uzatış gerek. Şu kiçkine bala İbn Abbas oturup da. Hali İbn Abbas yakarıp, ey bala, özü şuna hakkı on tamamı veriş gerek. Bana onu içimliydi. Bu kişiye şeyh gebersen beni mi çap tamamı dedi. İbn Abbas dedi, sizden ki içliği şerefini buraya bilmem. Benim bir hakkı değil oğlum için. Yani bana şu kılıyken işimden peygamberimiz bu kiçkine balığa hürmet görseti yaptı. Çünkü o şeyken peygamberimizi yaş balığa bulan kıyken muamalelerden bir misallar ayeti vereyim. Peygamberimiz hakkında düşüncesi payda olsun balığızda ki yaş görüldü peygamberimizi. O da balasının yaşı hakkında kiçkine bulmasın terbiyesine itibar veriş gerek. Çünkü kareler de mesela tuğulgen, balamızga, peygamberimiz birinci kıladığı işimizi ne medep etken? Kulağıya azan ettiler degen mi? Hala akıllı kirgeni yok. Lekin kulağıya Allah'ın lafzı kirsin. Allah'u akbar kirsin kulağıya. Çünkü balayız her kança kiçkine bulmasın, itibar verin. İtibar verin. Mesela bir ata ne meşgı geneken? Bu tecrübeler var. Öş ettemende mehtepki ketekken de, köçeki çıkıp ketekken de soru edigen pulunu bir kerop yakılıp sop koyun eken içine. Yanına daptar bilen kalem kop koyun. Balam al orayın. Kan çekeriği bulsa yazıp koyun fakat. Bugün 10 somalı yazıp koyadı. Ettesi 20 somalı. Körede kança alıyken ona.
Bir ay ötken de hesablasa falan pul yaptı. Oylanı bırak oladı. Oylanı bırak oladı. Nene bitti üslubu. Kıyım mı? Ha damla bizi ballar eğer kopkalabiyan bu ses. Ne kıladı? Demek sizi ballar şuna kıyken ne kılıyor? Çünkü balamız halkança kişkin olmasın buradalar. Sözlüğü kulak tutuş gerek. Kuttu katta adam bile muamela kıyken değil muamela kılışke. Bana peygamberimizi kör değil anlama dedi. Abu Bakir de adam otursa soru yaptı. Bir oraya mıydı? Çünkü farzandan okşu bilen kızıkış gerek. Nimelerde kalmadı yürüptü. Kimler bilen dost bol yaptı. Balamız bilen özümüz ortamızda parda kıvamayelik. Eskiler köpe tercih yaptı. Huda bergen adamda balası 15 ekirgen de baş boladı ailege. Huda urgendeki 30'u da yaş boladı. Ballarımızga etibar kılışımız gerek. Peygamberimizi tanışımız gerek. Ailesini tanışımız gerek. Bunu onu yine mal yaptı üyümüzde. Üyümüzde kim terbiye beri yaptı ballarımızga? Kim örgüt yaptı? Kimge oşaş gerek? Kimge ergeçlik gerek? Kimme özüge ibret, kumir kılışlık gerek? Kim örgüt yaptı onu? Televizör. Aktörler, sporçular, koşukçular, ular nimani yaxshi ko'radi, kimlar bilan do'st bo'lgan, qaysi kiyimni yaxshi ko'radi, qaysi ovqatni xush ko'radi, qaysi seriallarni ko'radi, hayotli chog'ida qancha pul topgan, qaysi mamlakatga borganda qanaqa bir qiziqarli voqea bo'lgan, qaysi kinoda, qaysi futbol komandada o'ynaganda nech pul topgan, bularni yaxshi bilishadi. Birodarlar, farzandingizni tarbiya oladigan joyi televizör bosa, hayatın sizi közüzü kullanış olsun. Erkek kişi için hayatı düşür ediyen en katta mehnat kaysa, pul tapış, yer alış, üy salış, balasını üyler cahilap koyuş mu? Erkek kişi için hayatı düşür ediyen en katta mehnat, bala terbiyesi. İşen orayın. Bundan ağır işi yok. Bundan ağır işi yok. Bir kişi özünü dostluğa şikayet kıladı. Nimadan? Bolasını noqobilli giden. Nimaga shunaqa bo'ldi bilasan mı? Sen ekibla tashab qo'ygan eding. U daraxtni putamagan eding. Vaqtida dorisini bermagan eding. Vaqtida suv qo'y, vaqtida bir parvarish qilmagan eding. Xohlaganda ham o'sib qoldi bu daraxt. Kimda ayb? Bu yaqinda uylangan birodarlarimizga yoki farzandlari mayda bo'lgan birodarlarimizga bir juda ham muhim narsaki, farzand har qancha yosh bo'lmasin, uni ta'limi bilan shug'ullanishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, farzandlaringizga 3 ta xislatni o'rgatinglar. Payg'ambaringizni yaxshi ko'rishni o'rgatinglar, payg'ambarning oilasini yaxshi ko'rishni o'rgatinglar va nimani? Qur'on tilovatini. Yoshroq odamlar bilan o'tirib qolsangiz yoki quloq solsangiz so'ziga gapi faqat futbol haqida. Ya rahmat, yana ham artistlar haqida gapirmayapti bizkilar. To'liq futbol. Sen o'zingga bir ibrat kumir deyotgan sportchi yahudiymidi, nasroniymidi, farqi bo'lmayapti odamlarga. Yana bacha vozmidi, yo otasiga oq bo'lgan bir marazmidi, farqi yo'q. Muhimi chiroyli futbol o'ynasa, chiroyli qilib uni atreklama qilingan bo'lsa bo'ldi. Akalar, bu musibat bu. Musibat bu. Bu yosh yigitlarga eng zo'r narsa nima edi? Tarbiyasi uchun. Sahobalarning hayotini o'rganishidir. Bu sport, bu futbol akalar, sportda hamma turi ham sog'lom, salomat, baquvvat bo'lishlikning bir vositasi xolos, lekin maqsad emas hayotdagi. Maqsad emas. Kelinglar birodarlar, bugundan boshlab ibratni o'zimiz beraylik. Bugün aile keşke avukatta mabada oturup birle yese hamas yığılgende. Mabada yığılıp kalsak dasturhanın üstü de ona zamandan uçurup koyalıydı da avukatta yiyip oturup bugün bir de sahabanın hayatını geplaşıyorduk. Zaydım da Harsan'ın hayatını mesela. Peki Ömer İbn-i Hattab raziyallahu anh'ın hayatından bir 3-4'te bir lavhanı körüp çıkıyorduk. Bugün siz oku verin kitapta. Ertesi gün anası oku verin. Keyin oğlu, keyin kızı. Hey Damla, ne mi diyorsunuz? Kim kıladı bunu? Bol alıyan yaptı, yapırın. Topa doğru. Bu bol alıyan işmez bu. Bol alıyan işmez bu. Şimdi bana şu iş bomiydi yan, bopka gendenken balabamı balayından şikayet kılıp.
hozirgi yoshlarda psixikasida meni tinch qo'yinglar degan narsa bor. Qaytaraman. Hozirgi zamonda suvini havosini olib o'sayotgan yoshlarda meni tinch qo'yinglar degan tushuncha bor. Nima demadinglar? Tinch qo'yinglar, chunki mana bu hozirgi berilgan ta'lim xuddi shu suvni beryapti. O'zi uchun yashaydi faqat. O'zi uchun. Qayerdan olyapti bu narsani? Musulmon odam o'zini uyini jannatdan bir parcha qila oladi uyini. Birodarlar, hayot har qancha qiyin bo'lmasin, turmush har qancha og'ir bo'lmasin, topish tutuja zo'r bo'lmasin, lekin mana shu xonadonni jannatdan bir bo'lakka aylantirish mumkin. Nima bilan? Allohning hukmini qoyim qilishlik bilan. Oddiy ovqat, faqirona jihoz, faqirona uy. Agar bu oilada xotinni erga, erda xotinga qiladigan muomalasi, otani farzandlar bilan, farzandlarni ota-onalar bilan qiladigan muomalasi Allohdan qo'rqish ustiga qurilgan bo'lsa, hayotda har qanaqa mashaqqati bu xonadon uchun ish narsa emas. Ammo millionlagan pulga olingan uy ichidagi jihozlari falon pul bo'lgan uy, agar Allohni tanishlik asosiga qurilmasa bo'lgan aloqalari, bu uy jahannamdan bir parcha bo'ladi. Uylar bor birodarlar, Qur'on tilovat qilinadi, 5 mahal namoz o'qiladi, baqir chaqir bo'lmaydi, g'ibat shikoyat bo'lmaydi, televizor tayda kechgacha qolib ketishmaydi. Bu qanaqa uy? Alloh va Rasul yaxshi ko'rgan uy. Ayrim odamlar uylarga yozib qo'yadi, Allohumma barik hadal bayt. Parvardigor, bu uyni muborak qilgin, barakotli qilgin. Lekin namoz yo'q, ibodat yo'q, ertamandan kechgacha musiqa, ertamandan kechgacha televizor. O bola uyida, bu bola bu uyida har kim o'zini telefonini, planshetini, kompyuterini o'ynab o'tiradi. O'tirmaydi bilalashib. Bunaqa yozuvdan 50 dan ilib qo'y. Alloh bunaqa uyga barakotini yog'dirmaydi. O'zichi hech kim o'zini uyini bunaqa deb o'ylamaydi. Ya meni uyim bunaqa emas deydi. To'g'ri, siz yuzini qamas. Sizning yuzda televizor ko'rilmaydi. Ko'rilsa ham faqat yaxshi narsalar ko'riladi. Har kuni oila a'zolari nonushtani birga qilasizlar. Kechki ovqatni birga qilasizlar. G'ibat shikoyat yo'q. Ona uzalmonda o'chiq oladi. Dadangiz har kuni kitob o'qib beradi. Har kuni bitta duoni birgalashib takrorlab o'rganasizlar. Ha, sizlarning uylaringiz unaqa emas. Sizlarning uylaringiz zo'r. Shunaqami? Astag'idu billah. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُؤْرِضُونَ Dar hakikat mu'minler necat taptılar. Ular namazlarda boyun egüç kişilerdir. Ular beyhuda faydasız söz ve amellerden yüz ögür göçü kişilerdir. Radarlar, üyümüz, siz bilen biz için bir mukaddes cevabı oluşturuyor gerek. Bu üyümüzde günah masiyette klinişliğe yol koymasıyız gerek. Avukatlarına oturup biz Allah'a zikri bulsun. Uxlayıp biz yotishda Allohni zikri bo'lsin. Kiyinyapmiz, Allohni zikri bo'lsin. Gunoh ma'siyat bo'lmasligi kerak. Chunki qiyomatda javob beriladi bu narsaga. Dunyoda bo'layotgan, musulmonlarning boshiga yog'ilayotgan musibatlarni birortasini daf qilish qo'limizdan kelyaptimi? Dunyoda bo'layotgan musibatlarda musulmonlarning boshiga kelayotgan birortasini to'xtatishlik qo'limizdan keladimi? Bizning qo'limizda hech narsa yo'q. Faqatgina oilalarimiz bor. Agar oilamizni isloq qilsak, farzandlarimizni payg'ambarimiz aytganda tarbiya qiladigan bo'lsak, demak mana shu musulmonlarni boshiga kelayotgan balolarni daf qilishlikka qilgan eng katta ishimiz shu bo'ladi. Endi birochi bolangni tarbiya qilmadi, buyurmaydi-da. Har qanday jamiyatga rostgo'y, omonatdor, birodar haqqini yemaydigan farzand har qanday jamiyatga kerak. Halol, vijdonan ishlaydi. Kim öldü, öçtü, bo'lib ketishni xohlamasa, bolalarini tarbiya qilsin. Kim öldü, öçtü, bo'lib ketishni xohlamasa, farzandlarini tarbiya qilsin. Bir odam farzandi ulg'ayganida Allohning yaxshi quli ekanligini ko'rsa, haromdan uzoq bo'layotganligini, Allohning buyruqlarini bajarayotganligini ko'rgan bo'lsa, shuni ko'rsa, shu farzand milliard so'mdan ham afzal bo'ladi bu ota uchun.
Çünkü siz ölüp gitkenden ki kaldırırken dünya özge cevap verirsiniz. Ama bana şimdi farzand kaldırıp yetadırken bu siz, arkasından acır buladı. Kaytarıp etmemiz. Farzandını taatta, ibadatta, istikamatta, takvada körüp ötüşülüge kişinin. Demek bu adam tırıyı buladı. Çünkü farzand otasının davamçısı buladı. Zamanımızda katta bir camiyanı imam vafat etti. Aradan birkaç vakit ötüp, onun önündeki oğlu İmam Hatip oldu. Otası kıyan işte devam etkizdi. Demek bu ata ölgeni yok. Bu atanın işi devam et yaptı. Eğer bana şu farzandını, yine bitti farzandı. İlimli bulup minbarıya çıkıp adamla gel Allah'a da dinini tanıtsa, demek yine devam etti bu adamın hayatı. Kulasa kim öldü, öçtü, bu geçişinde halamasa, farzandların İslami terbiye bile terbiyelesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler, İza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Eğer adam balası vefat etse, onu üçte amelden başka hem amelleri tuhdeydi. Fakat üçte işi onge savab verip duradı. Sadakatun cariye. Adamlar ki fayda keltirip durgen bir nafakatı, sadakatı. Köprüyü müdü, asfal müdü, Müslümanlar faydalanıp duradıgen sadaka cariye kaldırgen bosa. Ve ilmun yuntefavu bihi. Adamlar faydalanıp durgen, ilim kaldırıp getgen bosa, mana şundan ham ülgenizden ki sevap varıp duradı. Ve veledin salihin yad'ula. Üçüncüsü, onu hakkıge dua kıp duradıgen salih farzand. Şimdi ilim hamamız diyen varmaz. Doğru mu? Hamamız gibi Allah vermedi ilimdi. Ya ki özümüz okumadık. Hamamızı kolumuzda pulam yok, sadaka cariye kaldırıyla desek. Lekin ne var kolumuzda? Farzand bağ mı? Öldü, öçtü, buluştu, halamasız. Bolezgi Allah'ını tanıtın, İslami terbiyeni benim. Ömer'in Hattab raziyallahu anh'ı künledi biri de, köşede keti borarken, cüde bir savlatli adam bugün, haybatli adam bugün, sırli, vıkarlı adam bugün. O adamı haybat eden, hatta katta kibar sahabalar hem haybatlanış aradı. Ömer'in Hattab gelesi şu köşe köşelaki burul burul ketip kalardı, peşen hasta turmeye gidip, sırı basken eden. Künlendi bir de Ömer'in Hattab köşede ketiyse, bir top yaşmalar oynayatı oldu. Halifeni görüp tırkırap Hattaman'a kaçıp yetişti. Fakat bitti bala kaçmasından türdü. Halife bu balanı cüratıdan, cesaratıdan bir hayran kalıp aldı gibi vardı da öyle bala dedi. Nemeye sen kaçma yapsan başkalarda kadar dedi. Halife git etti, ey emir el müminin, sizi zulmizden korkuş için men zalimmez men. Sizi cezayizden korkuş için bir günahı yanım yok. Yol keyin dedi. Siz amsakasız, biz amsakamız, öte orasız dedi. Karayın katta kişiler haybetlenip Ömer'in Hattab'da travmayken payda yüreğini kuvveti yetmeyi. Bu yaş bola türüp de. E kimi balasın dese Zübeyir'im de Avvam'da deydi. Abdullah ibn Zübeyir'im de Avvam raziyallahu anh'ıydı. Bu yan balaydı. Bu yan balaydı. Terbiye körgen balaydı. Bana şu tarihimizde yaş bollar bulan bugün mavkiflerden bir acil bir suratlar var. Bana ayrıblarını oku veremem. Halife Abdülmelik ibn Marwan huzuruna bir cemaat kişi kirdi. Beşten mi de on adam kirdi. Ulada arasında bir yaş balayan bağırdı. Halife bu yaş balanı kiriyeni körüp cahıra çıktı. Abdülmelik ibn Marwan. Eşeği de aldı turadın adam çakırıp etti öyle dedi. Toru kirgen yaş balanı kirgiz orası mı dedi. Men aldım iyi dedi. Şunda halife yaş bala turup etti ki ey emir dedi. Men sizi huzurunuzga kirişim bilen, sizi şerefinizge, hürmetinizge söz demeydi dedi. Ama men üçün şerefinizi aldığınızda turuş dedi. Bizi yurtumuzga maşakkat geldi. Az avukat yok buldu. Sizlerde artıkça mal bırakken. Yaş balanı yapı, halifege yapı yaptı. Eğer ular, ana şu mallar biz üçün bolsa, nimege bir mi yapsalar? Kıylandık biz. Eğer o sizlerde kolonideki mal Allah'ın mülkü olsa, bendelerge beriler. Eğer o mal kolilerdeki, sırlardaki bosa, bizgi sadaka kılıyorlar dedi. Halife Halif balanı yapın eşitip, vallahi dedi, bu bala dedi, talabını bacarmasızlık ki biz için bir an daha özür kaldırmadı dedi. Benim malım dese cevap da ayıp koydu. Allah'ın malı dese cevap ayıp koydu. Buradalar, cüretli balanı, pul bile ölçe bulmuyordu kadarını. Yüreğli, cüretli balanı, ölçe bu miydi?
Umar ibn Abdulaziz halife oldu. Onu tebrikleş için atraftan elçiler gelişti başladı. Hicazlilerden bir cemaat kirdi, onlarda başlığı ondan ötmeyen yaş balıydı. Yaşı ondan aşmayan yaş bala, mana şu Hicazlilerde cemaatini başlığı bulup kirdi. Yani hemen halifanı halife bugünlük gibi tebrikledi. Şimdi nabat Hicazlilere kegende boyayı 10 yaşar bulmayan bala turdu. Turup yapılmak gibi oluyordu, sen otur dedi halife. Seninle yaş kattara otursun dedi. Yani çünkü Hicazlı'dan kegen 10-15 adamdan yapıradığın adam yok mu seninle başka? Otur sen dedi. Yaş bala da pisan kımadı bunu. Bu bala ne dedi? Oturup aldı mı? Yığla vardı mı? Ne dedi? Karayın şu 10 adamın başlığı bop geldi mi? Demek çünkü layığı da bu bala. Allah emirini ıslah kısın. Kişinin kadri iki de kişinin enerjisi bilen buladı. Kalbi bilen, tili bilen dedi. Yaşı bilen, boyu bilen deme yaptı. Kişinin kadri iki de enerjisi bilen belgilenir. Diye emir, tili bilen, kalbi bilen. Eğer Allah bu adamga lafz kılıcı, sözlü uçu tilini bergen bosa, sakla uçu kalbini bergen bosa, gapirishga hakkı var onu yam dedi. Eğer dedi, siz etkende fakat yaş bilen boğanı da iş dedi. Bu tahtke halifelikke sizden göre yaş kaptara adamlar bağırdı dedi. Ankara'yım bu kimge yapır yaptı? Bu şu davurdaki en kudretli boğanı padişahke yapır yaptı. Eğer siz etkende fakat yaş bilen boğanı da adamdı kadri. Bu tahtke sizden göre haklıyır o yaş kaptara adamlar bağırdı dedi yaptı. İnsanda kadri kalbi bilen tili bilen de yaptı. Kıymeti. Şuna kadar balayız basa bilirsin mi? Yığla varas. Yığla varas. Bir buralarımızı ikinci sınıfta okuyduğun balası şu mektepeden keli atıp katap basını yüge tuttuğundan kötarıp giripti. Kötarıp girse haliye katap basını kim bilen geldiğinizde özüm geldim diye yaptı. Nani kime verirse özümü aldım diye yaptı. Nime gidese her sefer dedem ki yanında tutanan kötarıp girer diye yaptı. Nime de yanı bu? Kimden örgendi bunu? Eğer kirip durup otasından yanasından pul yumru çıkıp yetekeni körgendi kirip durup makalardı bu ya. Nime de makşimiz? Balayızı cüratını yaşlı giden özü sindirip koyasız. Balayızı zihni pas bosa, kolizi yuyup koltuğuzu yürümeyin, şaşırmayın. Kolizi yuyup koltuğuzu yürümeyin, şaşırmayın. Çünkü buradalar hazır. Ayrım tarihte közge körüngen adamlar da hayatıdan oku bir hemen, yok ez düşeysiz. Bu bala gavhar. Turbağda içindeki taş dışı gavhar, bunu kavlap alışlık gerek. Ondaki kabiliyetler de körüş gerek. Örgenip çıkış gerek, bunu ruvajlantırışlık gerek. Zihni pas basıyla boldu bu adam bu muydu demeyin. Bir yıl sabır kılın, iki yıl sabır kılın. Sabır kılın sizi balayız bu. Arkayızdan sizge dua yubaradıken, sizge sahip cönet adıken bala. Koruyuzu etti yuvamayın balayızdan. Karin, Isaac Newton. Kim bugün? Fizikanı, asasçılarından bugün. Şu Isaac Newton, buradalar, sınıfıdaki en ahirge kolak okuşu bugünken. Sınıfdaşlardan bittesi kattık urup koyan da küşü etmeye kalteyip alam kıyana da etken eken. Men seni ilim bilen yengemen. Degen eken şu kıtılar açılıp Isaac Newton bulup gitken. Albert Einstein. Zamanevi fiziken asasçısı. Einstein. Bana Nobel mükafatlarına gen. Tör gekirgen de getirle çıkken eken. Tör gekirgen de. 7 yaş gekirgen de okuştu örgengen. Teng kurlardan keyinroq maktabga borgan, yomon o'qigan, 15 yoshida umuman gimnaziyada o'qiy olmadi deb haydab yuborilgan. Nima deysizlar? Beethoven. Kim bu? Shu odam mana geniylardan deyiladi, musiqa dunyosining geniylardan deyiladi. Daholaridan endi bizning tilda. Yozishda orfografik xatolarni mingta qilgan ekan. Ko'paytirish bilan bo'lishdi, umrini oxirigacha o'zlashtira olmagan ekan.
Matematikçi talant bo'lmagan, ama bu tomondagi talanti bo'lgan. Dünya tanigan Anton Pavlovich Chexov. Kim bo'lgan bu? Chexov yaxshi o'qimagan uchun sinfda 2 marta qolgan. Bitta sinfda 2 marta qolgan yaxshi o'qimaganligi uchun. Akademik Korolyov. Kim bo'lgan bu? Sovet kosmonavtikasining asoschilaridan. Naq 3 bahoga o'qigan ekan. Qareylar, akalar. Qareylar. Shunaqa bir odamlar chiqqan ekan dunyo maydonida bir non taratgan ko'zga ko'ringan odamlar. Agar bularni ham kimdir shunday bu odam bo'lmaydi bu deb turib, qo'lini yuvib qo'ltiqlarini yuvib qo'ysa, nima olardi? Shuning uchun noumid bo'lmanglar akalar, ukalar. Rizqini har qanandaqasiga topib yeydi. Ilm yo'liga targ'ib qilinglar bolalarni. Ehtimol shunday bir karomat egalari chiqib qolar farzandlarimizdan. Haqiqiy baxtsiz odam kim? Haqiqiy baxtsiz odam ko'chadagi omadsizligini, ko'chadagi badbaxtligini uyiga ham ko'tarib keladigan odam. Safar qiladi odam, 5 kun, 10 kun uzoq bo'ladi. Farzandlarini sog'inadi. O'g'lini sog'inadi, qizini sog'inadi. Alloh taolo siz bilan bizni mana shunday qilib yaratgan. Farzandlarimizni yaxshi ko'ramiz. Sog'inamiz. Ammo kishi ko'chadagi ishi bilan ovora bo'lib oilasiga vaqt topmaydi. Bir kunchi shart yig'ishtiring ishni işte, o'lib ketsin. Shunday bir peshin bo'lmasdan uyga kelingda bolalarga o'tiringlar mashinaga. Bir aylanib kelamiz deganda. Bo'lganmi bir marta shunaqa narsa? Shart do'konda yopdingiz, ayt jonini olsin bir gap bo'lar. Shart mashinaga o'tirib, yuringlar bora bir aylantirib kelaman sizlarni. Bugun kechgacha bir aylantirib keldingiz. Zo'r bo'lganmi? Kim xursand bo'lgan bundan bilasizmi? Siz o'zingiz ko'proq xursand bo'lasiz. Chunki bolalar his qiladi, biz kerak ekanmiz otamizga. Otamiz bizi tarbiyamiz bilan yoki bizga e'tibori bor ekan deb turib, bolalarni bosh osmonga umrini oxirigacha esdan chiqarmaydi. Umridan oxirigacha esdan chiqarmaydi. Lekin unaqa yo'q. Mana shu 1000 ta odamdan bitta odam qo'l ko'taradi mana. Ish. To'tta devorning ichida o'tiribdi. Toza havoga chiqdi, yuguradi, o'ynaydi. Shu oddiy ish bilan bolangizni qalbidan juda bir yuqori joydan joy oldingiz. Va bu qilgan ishingiz dunyoviy ish hisoblanmaydi. Oxirat uchun bo'ladi. Oxirat uchun. Mana qilib ko'ringlar-da. Shat olib borib kelingda, o'zingiz qanaqa saodatni his qilganingizni ko'rasiz. Maza qilasiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam siz bilan bizdan ko'ra birodalar ishi tashvishi ko'p bo'lgan zot qarang risolatni insoniyatga yetkazish kerak bo'lgan Allohning omonatdori vahidi egasi bo'lgan zot uyiga kelardida to'r oyoqlab turib berardi nabiralari Hasan va Husayn yelkasiga minib payg'ambarimiz ot bo'lib tuya bo'lib ularni ko'tarib yurardi. Endi qo'l ko'tarib qo'yinglar. Nevaralar yoki bolalarga shuna qilib turib yelkasini ko'tarib ot bo'lib berganlar. Maşallah. Buna kadar köprak varken, elhamdülillah. Bu arzun aradı bu. İş taşıp gelişten köre yengir. Lekin şuna yapma yana köpçelik. Bak. Dede oynayalıydı dedi. Törge kirgen balıyız. Bak desiz. Abar. Hep çıkma anan desiz. Şimdi kayağıdan sizi yakışık görsün bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her bitti hayatımızdaki işte ibret bugün zat yelkesige, küregige, belige otkizip tör ağlayıp yürüp tasavvuf qiling Muhammad alayhisalomni. Ni'mal jamalu jamalukuma ni'mal hamalani antuma. Tuyalaringiz naqadar yaxshi tuya va ikkingiz naqadar yaxshi minuvchisizlar deb ko'tarib yurardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lida bolasini ushlab turib namoz o'qiganligi haqida rivoyatlar bor. Rasululloh sajda qilib turganida mana shu nabiralardan bittasi kelib yelkasiga o'tirib olganida imom bo'lib o'qiyapti payg'ambarimiz namozda. Rasululloh sajdadan turmasdan turaveradi. Sahobalar turishaveradi sajdada. Uzoq bo'lib ketdi. Shunda sahobalardan bittasi kalan ko'tarib bunday qaraydi. Nima gap ekan deb. Qarasa Rasulullohning yelkasida nabirasi o'tiribdi. Sajda qilgan holida. Nabiram yelkamga minib oluvdi. To o'zi qonib tushmaguncha dedi bezovta qilishni xohlamadim deyapti. Qaysi ishda?
Qaysi ishda? Namoz o'qiyotganda qaranglar birodarlar, farzand tarbiyasi shunaqa muhim ekanki, Rasululloh namozini nima qilyapti? Cho'zib yorsa cho'zib yoryaptiki, lekin nabirasini ko'ngil sindirmayapti. Yani ham biz bolalarimiz yuribdi-da. Meni bir birodarim bo'lardi, Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdi. Otasi sizlab gapirardi shu bolam. Ko'chada shu birov bilan muomala qilsa, haligi o'ziga uveriniy bola edi, senlasa aytardi. Meni senlamang dedi. Chunki meni otam ham senlamaydi derdi. Alloh rahmat qilsin solih odamida. Juda ko'pchilikda hidoyatiga sabab bo'lib ketgan edi. Alloh rahmat qilsin. Biz nimaga chaqiryapmiz? Biz har bir uy musulmon odamning uyi islomiy xonadon bo'lishiga chaqiryapmiz. Har bitta musulmonning xonadoni jannatdan bir bo'lak bo'lishiga chaqiryapmiz. Bunaqa uyda muhabbat bo'ladi, mehr bo'ladi, oqibat bo'ladi, kechirimlik bo'ladi, bag'ri kenglik bo'ladi. Agar musulmon odam uyini mana shunday holatga olib kelgan bo'lsa, ko'chadagi har qancha mashaqqat uyga kelgandachi esdan chiqadi. Dunyodagi har qancha mashaqqatni yengishlik unga oson bo'ladi. Agar uyni shunaqa qilib tarbiya qila olgan bo'lsa. Aytinglarchi, biz e'tibor beramizmi oilalarimizga, farzandlarimizga? Ammo haqiqiy baxtsiz nodon odam kim? Ko'chadagi mashaqqatini uyga ko'tarib keladigan, bu ham yetmagandek uyi ham o'zi mashaqqat bo'lgan odam. Musulmon ota, musulmon erkak farzandlarini orasida adolat qilishligi kerak. Ittaqulloha va adilu bayna avladikum. Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadis. Payg'ambarimiz aytadilar, Allohdan qo'rqinglar, farzandlaringiz orasida adolat qilinglar. Allohdan qo'rqinglar, farzandlar orasida adolat qilinglar. Allohdan qo'rqishlikdan keyin zikr qilayotgan ish nima bo'lyapti? Farzandlar o'rtasida adolat qilishlik. Bu mayda ishlarda tabassum bilan qarashda, sizlab muomala qilishda, o'pib erkalatishlikda, tabassumda. Ha, bitta bolangizni boshqalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishingiz mumkin. Bunga gunohkor bo'lmaysiz. Kenjasimidi, kattasimidi, o'g'lingizmi, qizingizmi, xolos bittasini ko'proq yaxshi ko'rishingiz mumkin. Bunga gunohkor bo'lmaysiz. Lekin tashqarida shuni bildirib, buni boshqalardan ko'ra ajratib, narigilarni yerga tushirib qo'ygan bo'lsangiz, mana shu narsaga gunohkor bo'lasiz. Chunki bittasini erkalatib, popalab, ikkinchisiga qattiq gapirganingizda, ikkinchisini dilini cho'ktirib qo'ydingiz. Umrini oxirigacha esdan chiqmaydigan ish bo'ldi. Payg'ambarimiz aytayaptilar, Allohdan qo'rqinglar va farzandlarda o'rtasida adolat qilinglar. Yedirib ichirishda adolat qilamiz. Kiydirishda adolat qilamiz, sarf-xarajatda adolat qilamiz, lekin bundan ham mayda ishlarda adolat qilishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, guvoh bo'ling. Mana bolamga dedi, bitta bog'da shunday hadiya qildim dedi. Berdim bitta bog'da dedi. Rasululloh, boshqa bolalaring ham bormi dedi? Ha, boshqa bolalarim ham bor. Ularga ham shunaqa narsani berdingmi dedi? Yo'q dedi hali odam. Payg'ambarimiz aytdilar, "Inni la ashhadu ala jawr." Mendan boshqa odamni guvoh qil bu ishga dedi. Chunki men jabrga, zulmga guvoh bo'lmayman dedi. Shuning uchun farzandlarga bir narsani taqsim qilayotgan paytda ota adolat qilishligi kerak. Kimga qancha berish kerak? Ha, shariatimizda aniq-aniq ko'rsatib qo'yilgan. Bir odam 60 yil Allohga ibodat qilishi mumkin. Ammo vasiyatda, taqsimda zulm qiladigan bo'lsa, bironta bolasiga jahannam vojib bo'ladi bu odamga. Ittaqulloha va adilu bayna avladikum. Allohdan qo'rqinglar, farzandlaringiz orasida adolat qilinglar. Boshqa hadisda aytadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Savu bayna avladikum fil atiyati." Atolarda, infoqda beriladigan narsalarda bir narsa bersiz, farzandlarda orasida adolat qiling degan. Darsimizning nihoyasi, musulmonlar tushunchasida ota hurmatli inson bo'ladi. Musulmonlar tushunchasida ota ulug' inson, hurmatli inson bo'ladi.
Ammo hamma ota ham mahbub ota bo'lmaydi. Farzandlar tomonidan yaxshi ko'rilgan bo'lmaydi hamma ota. Shuning uchun bolalaringizdan sizni yaxshi ko'rishini talab qilishligingiz sizni qahramonligingiz emas. Balki bolalaringiz sizni yaxshi ko'radigan ishni qilishligingizda sizni qahramonligingiz. Xolasmi, xolamisimi, musulmon otasini ulug' inson deb biladi, hurmat qiladi. Ammo hamma farzand ham otasini yaxshi ko'ravermaydi. Bu yomon ko'radi degani emas. Qalbini to'ridan joy olgan bo'lmaydi hamma ota ham. Inay katta olganda agar parvarishini qilmasa, inay katta olganda qaramay, havromay qo'ysa, xafa bo'lmasin. Xafa bo'lmasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Imom Tabaroniydan Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan, "Ayinu avladakum alal bir." Ayinu avladakum alal bir. Farzandlaringizga bir yaxshilikka yordam beringlar. Ya'ni yaxshi odam bo'lishiga yordam beringlar. Yaxshilik qilishiga yordam beringlar. Nima qilinglar degani bu? Tarbiya qilinglar degani. Rahimallohu validan a'ana waladahu ala birri. Bolasiga yaxshilik qilishlikka yordam bergan otani Alloh rahmat qilsin. Ali ibn Abi Talib aytadi: "Akrimu avladakum ahsin tarbiyatahum." Bolalaringizni ikrom qilinglar, tarbiyasini chiroyli qilinglar, diqqat. "Fa innahum xuliqu li zamanin g'oyri li zamanikum." Chunki farzandlaringizlar sizlarning zamoningizga emas, boshqa zamon uchun yaralgan. Ya'ni bir ota bor 50-chi, 60-chi, 70-chi yillarda o'sgan. Hozir birodarlar, u 2000-chi yilda ustida turibmiz. Bizi davrimizda manaqa bo'lgan, bu siz ham kunimiz o'tgan demang. Chunki sizning kuningiz shu bilan o'tgan. Bu zamonda talablari boshqacha. Bizi davrimizda bunaqa bo'lmagan, biz peshqom yurib qilar edik, orqa qilar edik. U sizning zamoningiz shunaqa edi. Hozir bolani talabi bor bir narsaga, masalan kompyuterga ta'limi uchun. Modomiki bolangizga kerak bo'layotgan, zamon talab qilayotgan narsa harom emasmi? Shariat doirasidan chiqmayaptimi? Qilib beringlar otalar. Qilib beringlar. Chunki bizda bo'lmagan u narsa, shunda ham yaxshi yashayorganmiz demanglar. Bizkilar o'sha kirdi qo'li bilan yuvib ham, mana qilib ham zo'r yuravergan. U sizlarning zamoningizda shunaqa edi. Hozir kir mashina beringlar. Qaytarib aytamiz. Albatta farzandlaringiz sizning zamoningiz emas, boshqa zamon uchun yaralgan. Modomiki farzand talab qilayotgan narsa kerakmi? Shariat doirasidan chiqib ketmaganmi? Bu narsani qilib berishimiz lozim bo'ladi. Zamzam marketda juda ham katta aksiyamiz boshlandi. Mana inshaalloh Ka'batulloh ko'rinishida. Hozir men sizlarga naburni mana abzor qilib beraman. Bismillah. Humo nomli mana Qur'on kitobimiz tajvidli solingan. Bu yerda mana mushkambarlarimiz, ahli ayollarimiz, onajonlarimiz, opa singillarimiz uchun juda ham ajoyib chiroyli nabor bor. Davlatim otam degan naborni ham inshaalloh tayyorlab beramiz. Mana misvalari hamda mana hidli tasbehlari va elektronik tasbeh Qur'onchamiz, shunaqa mana toshli tasbehlarimiz bor. Bunimizda eng zo'r plus YouTube tomoni mana tag qismida Jannatim onam degan jonimozi ham bo'ladi. Agar sizlar chet elda bo'lsanglar, bizga buyurtma bersanglar, inshaalloh uyingizgacha bepul dastavka xizmatlarimiz bor. Va shunga o'xshash bir-biridan go'zal naborlar xarid qilishingiz mumkin. Yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringiz uchun juda ham sifatli naborlar tayyorlab berish xizmatlarimiz bor. Va shunaqa ruchkali Qur'on kitob naborlarimizdan ham tayyorlab berish xizmatlarimiz bor. Sizlar bizga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilsangiz, inshaalloh yetkazib beramiz.